Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, herkese merhaba. MGS ve İYÖS'e 10 gün kaldı. Bu son 10 günde arkadaşlarımız ne yapmalılar? Valla 10 gün kaldı. Nasıl süre geçti değil mi? İnsan şaşırıyor. Son dönemde bazı arkadaşlarımıza itirazlar var. Bu sınav nereden çıktı diye. Aman diyelim, böyle düşüncelere girmenin hiç zamanı değil. Bu sınavın geleceği çok çok önceden belliydi. Dolayısıyla hiç böyle düşüncelere girmenin manası yok. Sınav gerekli miydi, gereksiz miydi tartışılır. Ayrı bir mesele ama dünyada bunun uygulamaları olduğuna göre çok da gereksiz bir sınav olarak yorumlanamaz. Dolayısıyla açıkçası önümüze bakalım. Şimdilik sınav niye var düşünmeyelim. HMGS sınavı karşımızda bir gerçek bir durum olarak duruyor ve 29 Eylül itibariyle realize olacak. Artık sınavı beraber göreceğiz. Tabii buradaki en büyük belirsizlik sınavı ilk defa uygulandığı için sınavın zorluk seviyesi ve açıkçası soruların her bir dersteki alandaki kapsamı, dokunduğu yer neresi olacak? Bu noktada biraz belirsizlikler var. Bizi de birazcık bakarsınız hani heyecanlandırıyor. Kapsam ne olacak, sınav zorluk düzeyi ne olacak diye. Sizlerle bunu hep beraber müşahede edeceğiz. Değerli arkadaşlar, artık 10 gün kaldı. 10 gün kala halen durmamak gerekiyor. Hep söyleriz, sınava kalan son bir aylık dilimlerin çok önemli olduğunu söyleriz. Dolayısıyla hani bu dönemler biraz daha çalışma süremizin yükselmesi gereken dönemler bana sorarsanız. Hani normal ortalamanın %20'ye kadar üstüne çıkabiliriz diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bugünlerde bir tık daha etkinleşeceğiz, aktifleşeceğiz. Bana göre en iyi yapılacak olan aktivite tekrar faaliyetlerin devam etmesidir. Bugüne kadar ilk konu çalışmalarımızın artık tamamlanmış olmasını bekliyoruz. Tamamlanmadıysa çok seri, süratli şekilde hani 1-2-3 günlük süre zarfında belki 1-2 eksik ders tamamlanabilir. Hızlı bir çalışmaya nasıl olacaksa bir şekilde kotaracağız arkadaşlar. Ama eğer tamamlandıysa, ki doğal olağan olması gereken budur. Bundan sonra artık yapılması gereken şey hızlı tekrardır. Sınava kadar bir tur değil, hatta iki tur dahi bütün dersler baştan sona dönülebilir. Öte yandan tabii daha önceki tekrar sayınız diyelim ki hani yeterli miktardaysa, örneğin 4 tekrar, 5 tekrar, 6 tekrar gibi bir sayı elimizde varsa, o zaman değerli arkadaşlar, hatta bu dönemde halen soru sayı çözme sayınız miktarınızda eksikse, hatta ben soru bile çözülebileceğini düşünüyorum. Hani bir tur tekrar, bir tur soru, mümkünse bir tur hızlı tekrar, daha böyle bir model son 10 gün kala gayet makul karşılanabilir. Öte yandan değerli arkadaşlar, eğer tekrar sayınız yetersizse soru çözmek abesle iştigal olabilir. Doğru çalışma aslında konu çalışmasıdır. İlk aşamada konu her zaman önce gelir. Yani konu tabii altyapı oluşturmak, temel atmak açısından makul. Tekrar hafızanın olgunlaşması açısından makul. Soru çözmek ise tabii ki pekiştirmek ve özgüven vermek açısından tabii ki faydalı. Dolayısıyla ikisini birden yapmak son dönemde halen devam ediyorken hoş olur. Öte yandan ama tekrar sayımız yetersizse tekrar yapmaya devam etmek lazım. Ama tabii şunu da söyleyelim. Özellikle soru sayısı efendim yeterli, daha doğrusu yüksek düzeyde olan soru sayısı alanlar var. Örneğin medeni hukuk gibi, örneğin ticaret gibi diyelim ki. Hani bu derslere de arkadaşlar biraz daha öne çekmek, daha fazla vakit ayırmak faydalı olabilir. Hani soru sayısı yüksek alanların hani en azından tekrarda sorusu da tam tamına yapılabilir. Ama soru sayısı düşük alanlar için sadece tekrarla geçiştirebiliriz. Kalan süre sınırlı olduğu için. Dolayısıyla bu şekilde bir değerlendirme yapabilirim son 10 gün için. Öte yandan tabii denememiz var 27 Eylül Salı günü. Bu dönemde arkadaşlar bakın, her güne bir deneme koymak gibi bir yanlışa düşünmesini tavsiye etmiyorum. Bu bir yanlıştır. Öte yandan çok deneme çözmek bizim aslına bakarsanız bu dönemde halen işimiz değil. Çünkü bir defa sınavın yani gerçekliğini, daha doğrusu sınava daha önce bilmiyoruz. Deneyimimiz yok. Sorular nasıl gelecek? Hangi çapta gelecek? Hangi kapsamda gelecek? Hangi zorluk düzeyinde gelecek? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla hani çözeceğimiz denemelerin ne kadar tutarlı ve doğru deneme olduğunu bilmek de imkansız. Belki o denemeleri boşa da çözüyor olabiliriz. Hani zor bir denemeyle karşı karşıya olabilirsiniz. Bu çok saçma olabilir, bu denemeye girmeniz. Çok kolay bir deneme olabilir. Bu da çok saçma olabilir. Orta düzey olabilir. Bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bugün de çok deneme çözmek arkadaşlar, sizin sınavın gerçekliğini bilmediğimiz için birazcık açıkçası yanlış bir değerlendirme teşkil eder. Artık motivasyon falan, bunlara girmeyeceğim. Denemeyle motivasyon arasında bağ kurmak istemiyorum. Ama sonuçları arkadaşlar hani çok fazla dikkate alamayacağız. Çünkü denemelerin açıkçası sınav, gerçek sınavla olan uyum açısından büyük tartışmalar var. Çünkü daha önce bir sınav yapılmadı. Bir projeksiyon yapamıyoruz, bir yansıtma yapamıyoruz denemelerde. Ancak yakın eğitim olarak tabii ki bizim hakimlik sınavında yapmış olduğumuz denemeler çok meşhurdur. Gerek kaymakamlık, gerek hakimlik. Yıllarca sınava tam yakın denemeleri verdik. Hatta öyle ki sınav sonrasında vermiş olduğumuz puan veya doğru sayıları gerçek sınavdaki puan ve doğru sayılarla yaklaşık olarak çok yakın sonuçlar üretti. Dolayısıyla hani biz bir tahminde bulunacağız ve 27 Eylül Salı günü bir deneme yapacağız. Hani ne kadar gerçek olacak? Hani bu da bir risk. Ben %100 denemeye, sınava uygun formatı yapacağız diyemiyorum. Ancak yine de bir tahmine göre bir düzey, zorluk düzeyi ortaya koyacağız ve hani katılmalarını tavsiye ediyorum tüm arkadaşlarımın. Açıkçası fena bir deneyim olmayacaktır. Tabii denemelerin bir faydası bu noktada. Hani sınavın bilgi kapsamı açısından bir hafızasal
katkısının olacağını çok düşünmem ben denemenin, ama sınav anı örnek bir psikoloji yükseltmesi gerçekleşebilir. Ancak tabii online denemelerle ilgili bir dijital ortamda, hani monitör başında, bilgisayar başında deneme çözüyorsunuz veya telefon içerisinde. Dolayısıyla hani bu ne kadar gerçek sınav ortamını simüle ettiriyor tartışmalı, ama yine de hani soru yekünü açısından şöyle bir karşı karşıya kalacağınız, efendim soru kapsamını, hangi ders hangi sırada geliyor vesaire gibi, hani böyle zor bir soruyla karşı karşıya kaldığınız zaman psikolojiyi nasıl yöneteceksiniz? Hani tüm bunlar açısından denemenin faydası illaki olacak. Ama tabii ki tam anlamıyla sınavı simüle etmesi şartlar itibariyle, ortam itibariyle mümkün değil. Dolayısıyla yine faydası olacaktır ama çok denemeye girmenizi tavsiye etmiyorum. 1-2-3 deneme maksimum iş görebilir diye düşünüyorum. 27 Eylül Salı günü arkadaşlar gün boyu erişim ve yakın eğitim denemesini yapacak. Kayıt olabilirsin. Sitemizde var. İşte çeşitli her gün hikayelerimize koyuyoruz linkleri. Kayıt olmadan deneme erişemeyeceksiniz. Ücretsiz bir deneme olacak. Bekleriz.